En son çoban. En son çoban. En son çoban. Başlayalım. Evet, çok garip. Duymadığım gibi de yani hayret ettim yani. Çok farklı bir olay. En son çoban. Kimliğinize bakabilir miyim? Tabii, memnuniyetle. Şu muydu? Aynen, en son. Arayı bile açmamışlar. En ve sonu arayı açmadan daha değişik. O da. En son çoban. Evet, doğru. Beyefendi, isminiz neydi? En son çoban. En son, başka yok yani. Niye en son? Yani komşular şey, babam anneme demişler artık yedik artık şey yeter demişler. Yani başka çocuğun da olmasın artık demişler ama işte rahmetlikiler şey bir tane daha yapmışlar mesela 8. olmuş. Yani o da rahmetlik oldu. Komşuların lafı tutulmamış daha doğrusu. En sonuncu benim işim. Benden sonra olmuş. Onun adı? Mustafa Çoban. 7 erkeğiz, bir kız. Nurettin, Mehmet, Sebahat, Aziz, Abdullah, Mevlüt, en son Mustafa. Oldu mu? 8 oldu işte. Herkes hayret ediyor işte. Ya alıştı herkes de değiştirmedik ya. Bundan sonra da değişme olmadı. Yaş gelmiş 65-66'ya. Yani tanıyan tanı bilen biliyor. Değiştirmenin bir anlamı yok yani. Sizin adaşınız Türkiye'de var mı? Yok, ben sözlükte çok araştırdım bulamadım. Yok. Benim adaşım Türkiye'de yok. Dünyayı da bilemiyorum. Belki vardır, belki yoktur yani. Varsa adaşınız? Var, tanışmak isteriz biz de. Bankaya girdim Antep'te. Hiç inanmadılar. Mesela evlenme cüzdanına kadar çıkardım. Şantiyenin kimlik kartı, kendi kimlik kartım, ehliyetim. Ondan sonra gelsin çaylar, gitsin kahveler. Muhabbet çok. Ne dedi memurlar? Ya niye böyle koydular? Niye? Size anlattığım gibi işte yani. Rahmetlikler, komşular rahmetlikler söylemişler artık. Yeter bu çocuk demişler ama yetmemiş. 8. gelmiş. Kart doldurmaya geliyoruz, şey yatırmaya geliyoruz işte. Su parası, şunu bunu. Memurlarla tanıştık, onlar artık şey alıştı artık. Adınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Yok, hayır. Adım güzel, kimse de yok. En son çoban. Yani değişik, ya biraz da farklı, aynı yabancı isim gibi de çağrıştırıyor bir anda. Doğru. Yani kartının da yabancı.